Kalemler ve Kılıçlar'a hoş geldiniz. Kalemler ve Kılıçlar'ı yine Ankara'dan Profesör Doktor Yalçın Küçük'ün çalışma dairesinden gerçekleştiriyoruz. Hocam merhabalar. Merhabalar. Seçim gündemi gene bizim de gündemimizi oluşturuyor. Tabii çok az bir süre kaldı seçimlerin yapılmasına. Biraz ağırlıklı olarak seçimleri konuşacağız. Bununla ilgili sorularımıza geçmeden önce geçtiğimiz programda biz seçim programlarını eleştirmiştik. Evet. Televizyonların. Bize tekzip geldi. Sevgili arkadaşımız, kardeşimiz Lale Şıvgın, SkyTürk'teki seçim otobüsünü gerçekten fedakar bir şekilde yürütüyorlar. Ta Karadeniz'den çıktılar, şimdi de tahmin ediyorum Ege'deler. Programdan sonra telefonla aradı ve Gürkan Bey aşk olsun bizim programlarımıza mı diyorsunuz? Oysa genel olarak programlara söylemiştik, yani televizyon kanallarına söylemiştik ama o SkyTürk olarak algılamış herhalde. Onun için bize telefon açtı, uyarıda bulundu. Hocama da size de dedi, söylüyorum bizim programımız iyidir. Şüphesiz söylemek lazım, SkyTürk kadar alternatif seslere yer veren bir başka kanal yok. Onu çok açık ve net belirtmek gerek. Kaldı ki seçim otobüsünün yapımcısı da bizim sevgili Cansel Poyraz. Evet. Bizim patronumuz bir evet. ölçüde. Onun için öyle bir kastımız yoktu. Onu hemen düzeltelim evet. ve sorularımıza geçelim. Şimdi Yalçın Bey, seçimler demişken sizin artık... geleneksel oldu. Son 3 haftadır her hafta değiniyorsunuz ama yani üstüne üstüne de çok enteresan açıklamalar geliyor. Baskın Oran, Profesör Baskın Oran'ın gene 2 gün önceki bir televizyon kanalındaki toplantıda dedi ki ben 1965 Türkiye İşçi Partisi'nin bir devamıyım dedi. Başka açıklamaları da oldu ama bu noktadan hareketle bir de bağımsız adaylar var. Onlarla beraber size soru yöneltmek istiyorum. Bağımsız adayların Güneydoğu'daki DTP'ye yakın adaylarla birlikte bağımsız adayların durumunu nasıl görüyorsunuz? Seçim çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özelde de Baskın Oran'ın bu açıklamasını nasıl buluyorsunuz? Siz sürekli çünkü Türkiye İşçi Partisi'ne göndermede bulunuyorsunuz. Biz Türkiye İşçi Partisi diyorsunuz. Baskın Oran sizce Türkiye İşçi Partisi'ni temsil ediyor mudur? Baskın arkadaşımın en güzel, en büyük özelliği güldürmesidir. Bizi güldürüyor. Baskın Oran'ın Türkiye İşçi Partisi üyesi olduğu doğrudur. Oradan da benim arkadaşımdır. Bütün bu gelişmelerin kaynağında Türkiye İşçi Partisi vardır. Sorunlarda da o vardır. Ama Baskın Oran da bilir ki Türkiye İşçi Partisi o zaman milliçiydi. Milli petrol, milli iktisat, milli kalkınma. Ben kalpağı başka bir ülkeden getirmedim. Daha önce de söyledim. Solcu gençler kalpağı giyerdi. Ve Türkiye İşçi Partisi 1960 solculuğu ikinci Kuvayi Milliye Hareketi olarak başladı. Dolayısıyla bir takım insanların bu arada Baskın kardeşimizin de çıkıp arada bir ne oldu bu milliyetçilik solculuk dedi. Milliyetçilik solculuktur. Baskın arkadaşım başka bir yerdedir. Ama bizim geçen haftaki programımızdan dolayı Baskın lafı çok tutmuş. Öyle çok mi? Şey yaptılar. Ve özellikle İsa böyle babasının 5. çocuğu olurdu. Babam bana o attan Baskın dedi. Hiç kimse buna herkes büyük bir tebessümle karşılık vermişler. Şimdi Baskın Oran bu işlere fazla gitmesin. Ben hiçbir şekilde böyle bir soruyla karşılaşacağımı bilmiyordum. Ama yine de müdebbir bir insan olarak hazırlıklı olarak geldim. Google'dan şunu da çıkarttım. Baskın gitsin. Hiç kınamıyorum. Geylerle, şunlarla, bunlarla eğlensin. Bizim yaptığımız iş ciddidir. Bakın ne çıktı Google'dan. Bir defa İngilizce'de küçük i'nin noktası yok. O ı olarak da okunur. Baskın Robbins. Baskın Robbins çıktı. Baskın Robbins dünyanın en önemli dondurma markası. Evet. Baskın Baskındır. Bütün İbraniler de bu adı kullanırlar. Bizi bu da yani bu da babasının 5. çocuğu, 6. çocuğu dursun anlamında değildir. Bizi zorladı. Bunu söyledik. O şu anda bizim ülkemizin bir neşesidir. Neşesidir. Ben hiç ciddiye almıyorum. Bugün öyle söyler. Zaten o zaman da yazdığı, milliyetçilik üzerine yazdığı kitapların hepsini çevirdi. Peki, seçimlere gireceğiz. Evet. Ama birazcık bizim büyük bir talihsizliğimiz var. Sizinle yaptığımız bu programın, Sky Televizyon'da yaptığımız bu programın büyük bir talihsizliği var. Nedir o talihsizlik?
toplumda doğru bilgi yoktu. Ve doğru bilgi verme işi de bizim üzerimize düştü. Evet. Biz gerektiğinden daha ciddi bir program olduk. Daha dar bir program olduk. Daha politik bir program olduk. Daha çok basınla ilgilendik. Bu bizim dışımızda, çünkü ortada bir boşluk vardı. Ve bunlara girdikçe bizim izleyicilerimiz bunları istediler bizden. Ve sizi herhalde şaşırtabilir. Son hafta beni çok şaşırttı. Bu apartmandan çıktığımda 5-6 tane ilkokul öğrencisi geldiler. Ben onlarla tokalaştım. Çok izliyoruz, hiç başından ayrılmıyoruz dediler. Demek ki biraz daha onlara göre hitap etmemiz lazım. Yer yer üzücü, sert bir program yaptık. İzin verir misin bu programa başlarken? Biraz yumuşatalım mı? Biraz yumuşatalım. Peki, buyurun. Hayatta öyle başlayalım. Bize hep karanlık şeyleri görüyorsunuz diye başlayalım. Memleketimizde çok iyi şeyler de oluyor. İyi şeyler. Şeysizciğini söylemem. Ama bir tanesini hemen söyleyeyim. Bu vitrin hanımlarımızdan bir tanesi. Ortada Şebnem Hanım. Ben Şebnem kısa parmak. Ben Şebnem Hanım'la ilk önce Ulucanlar hapishanesine düştüğüm zaman geldi. 80 kişilik koğuş. Şebnem Hanım Kanal 7'de program yapıyordu. O programa gelir gelmez herkes koşuyordu. Parlak giyiyor, bir sallanıyor, bir gidiyor. Hoş bir kadın izledim. Bir dakika, anlamadım. Ulucanlarla ne alakası var? Ulucanlar'da ben düştüğümde herkes Kanal 7 izliyordu. Koğuşta. Şebnem Hanım da onun baş sunucusuydu. Renkli böyle anlaşılan onu seyretmek istiyordu. Bunu da hatırlatıyorum. Oradan tanıyorum. Hoş bir kadın, eti budu yerinde bir kadın. Şimdi gazetede çok hoşuma gitti. Avrupa Birliği yolunda ilerleyen bir millet olduğumuzu, Avrupa'ya uyum halinde olduğumuzu şu haberden anladım. Siz okuyor musunuz? Evet, kısa parmağın kolu izdihamdan morardı diyor. Evet. Şebnem evet, kısa parmağın seçim gezisi Kastamonu'da. Ne edep bir millet olmuşuz. İyi haber bu. Ne mümin bir millet olmuşuz. Eskiden Şebnem Hanım gibi birisi kalabalığın içine gidince kolları değil başka yerleri mosmor olurdu. Halkımız şimdi Avrupa'ya yaklaşıyor. Dolayısıyla nereyi mor yapacak oraya çok dikkat ediyor yasakları var. Bu bir tanesi. Buna çok sevindim. İkincisi izin verin bunları. Üçüncüsü Petek Hanım olacak. İkincisini de söyleyelim. Şu hanımefendiyi tanıdım. Şu hanımefendiyi tanıdım. Ne güzel. Barış Akarsu'nun rol arkadaşı Merve Sevi değil mi? Merve Sevi ne güzel. Şimdi beni çok ilgilendiriyor. Çıktı Barış Akarsu trafik kazası geçirince. Öyle bir her televizyona çıktı ağladı ağladı ağladı. Ben de dedim ki ben siz bilmezsiniz değil mi Merve adını. Nedir? Merve adını. Herkes yine İbranice sözlük çıkacak herhalde değil mi? Merve adını siz bilmezsiniz. Şimdi söyleyeceğim. Evet. Hemen göstereceğim. Merve adını bir de tabii böyle bir takım Müslüman adı zannediyorlar. Müslümanlar da kullanır. Ben hemen göstereyim. Bir açışta da buldum mu galiba? Evet. Şurada görüyor musunuz? Evet siz buyurun okuyun. Merve. Yeni bir İbrani isim irrigator. Sulayıcı demek. Bu kuraklıkta Merve Hanım bu kuraklıkta şurada görünüyor lügatımızda İbrani isimler en güzeli bu. İşte Merve, işte irrigator. Gözyaşlarıyla memleketimizi suladı bu kuraklıkta. Bu çok hoşuma gitti. Bu da iyi bir haber. Kıtlık olmayacak. Fakat bunun arkasında şu tabii adı da soyadı da Sevi. Evet. Onu da tespit ediyor. Buradan da seviniyoruz. Bir başka açıdan da sevindim ben. Biz diyoruz ki, başka boyutunu da söyleyeceğiz. Bu diziciler, şunları, bunların hepsini İbrani asıllılardan seçeriz. Yani bu kızcağızımız 20 yaşındaymış. Sadece ağladı, etti. Bunu oyuncu yapmamız için 20 yaşında bu kadar şöhret, bu kadar her televizyona çıkarttık. Soyadı da Sevi. Mehmet Sevigen soyundandır. Bu şekilde de buna da çok sevindim. Bu şekilde Merve ağlayarak gözyaşlarıyla memleketimizdeki kıtlık tehlikesini artırdı.